FETÖ'den firar etsin, darbeye karıştığın iddiaları var. Türkiye'den 8 bin kilometre uzaktı. 400 dönümlük arazi. Üzerinde çok sayıda villa var. Hayatlarını burada sürdürüyorlar. FETÖ elebaşının dizlerinin dibinde. Hepsi silahlı terör örgütü yöneticisi. Üstelik FBI koruması altındalar. Burası Pensilvanya. Fethullahçı terör örgütünün yönetildiği yer. ...23 yıldır FETÖ elebaşı Pensilvanya'da. Bu durum örgüt üyeleri için motivasyon kaynağı. Öyle ki firarilerden önemli isimler de Amerika'ya kaçtı. Güvenlik FETÖ için daha da önem kazandı. Zira ellerinde yüzlerce masumun kanı var. Çiftlik civarındaki evleri satın alıyorlar. Çevre sakinleri bu duruma tepkili. Örgüte ait gazetenin genel yayın yönetmeniydi. FETÖ'nün medya tetikçisi oldu. Hala tetikçiliğe devam ediyor. Ekrem Dumanlı, New Jersey'de yaşıyor. Medya sorumlusu Tuncay Opçin, Emre Uslu olarak bilinen Emrullah Uslu, güvenlik teşkilatlarının gizli sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara, Fuat Avni Mahlaslı hesabın yöneticisi Aydoğan Vatandaş, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesi ve Hakan Şükür. Hepsi firari. Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağındalar. Yolsuzluk ve illegal faaliyetler. FETÖ bunu maskelemek için iki yöntemi benimsedi. Türkiye karşıtı lobilerle kirli ilişki kurdu. Özellikle Ermeni ve Yunan lobileriyle iş tuttu. Kongreye gönderilecek isimlere de yüklü bağış yaptı. Amaç 15 Temmuz sonrası Amerika'da tutunmak. Örgüt için pozitif imaj sağlayabilmek. Enes Kanter de o imaj için kendini paralayanlardan. FETÖ'yü şirin ve mağdur göstermek için yapmadığı kalmadı. Times meydanına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine ilan bile verdi. Örgütün Amerika'daki sözcüsü oldu. Kongrede Türkiye aleyhine imza kampanyalarında da ön sırada o vardı. Kanter, FETÖ elebaşını kutsamaya devam ediyor. Amerika'daki finans kaynağı da bilindik yöntemle sağlanıyor. Charter okullar önemli finans kalemi. Yüzlerce okuldan 800 milyon dolar gelir elde ediyor. FETÖ elemanlarını da bu okullarda istihdam ediyor. Türkiye'de kara propagandanın kompedanı olarak biliniyorlardı. Amerika'da da durum farklı değil. Sözde düşünce kuruluşlarıyla konferans düzenleniyor. Türkiye nefretlerini kusanlarsa siyasetçi, yazar, sanatçılar oluyor. Ankara, FETÖ elebaşının iadesini istiyor. Bunun için binlerce sayfalık dosyalar hazırlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yalnız bakanlık dosyaların hiçbirini mahkemeye göndermedi. Bugün Washington'la ilişkilerde en büyük sorun. Zira Türkiye, FETÖ'cülerin Amerika'da korunmasından rahatsız. FETÖ'den firar etsin, darbeye karıştığın iddiaları var. NATO müttefikinin iade etmemesi güven bunalımına neden oluyor.